Bir kez daha günaydın. Yeni gün hafta sonunun bu bölümünde çok özel bir stüdyo konuğumuz var. Yanımızda serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen var. Serbest dalış dünya rekortmeni aslında en kolay şeyi, yani korktum daha uzun olacak diye. Çünkü o kadar fazla rekorunuz var ki yine bir rekorla geldiniz. Nasıl gidiyor? Hayat çok güzel gözüküyorsunuz bu arada. Teşekkürler. Siz de yanınızda sağ olun. Rekordan sonra tabii böyle tatlı bir yorgunluk oluyor. Yani hem o başarmanın verdiği, hem tabii projeler çok yoğunlaşıyor. Rekordan sonra ne yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. İşte onunla beraber gelen, rekoru ithaf ettiğimiz bazı bizim önemli konularımız vardı. Biraz rekor sonrası yorgunluğu, tabii 100 metreye dalmanın son verdiği rekor, bir evet, Kaş'ta yorgunluk. Kaletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak bir dünya rekoru. Aynen öyle, aynen öyle. Kaçıncı oldu? Bu 11. rekor, yani dünya rekoru statüsünde olan 11. rekor. Umarım devamı da gelir. İklim krizi çok gündemdeyken, yani dünyanın neredeyse şu anda üzerine en çok düşündüğü konu iklim krizi. Senin bireysel olarak bir yandan bu konuya dikkat çekmeye çaban, bir yandan aslında bu çabanın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın sudaki yaşam savunucusu görevini emanet almış olman, o nasıl gidiyor? Bu iklim krizinden biraz izleyicilere bahseder misin rekorunla birlikte? Yani biz her dünya rekorunu aslında mutlaka bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştiriyoruz. Onun da benim için kişisel olarak en büyük sebebi, ben zaten çocukluğumda astım hastasıydım, spor yapamıyordum, okula bile bir dönem gidememiştim. Sonra böyle dünya rekoruna uzanan bir serüvenim oldu. Ve dünya rekoru kırdığınızda aslında pek çok yerde, işte Guardian gibi, Reuters gibi, BBC gibi pek çok yerde buna yer veriliyor. Madem orada bir ses duyurma şansımız var, hani biz Türkiye olarak rekoru kırdık, evet, yani ülkemizin adını duyuruyorum. Ama bunun yanına ne ekleyebiliriz dediğimde, beni dünyada en çok görmek istediğim değişim tabii ki de doğanın, çevrenin, denizlerin temiz olması, kendini onarabilmesi. Çünkü öyle bir durumdayız. Bu noktada iklim krizine de bu dünya rekoruyla birlikte dikkat çekmek, bir Birleşmiş Milletler sudaki yaşam savunucusu olarak benim için en önemli konulardan bir tanesiydi. İşte 1,5 senedir, 2 seneyi bulacak bir birlikteliğimiz var Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla. Ve genellikle işte suyun altındaki kirlilik maalesef çok fazla. Biz görmüyoruz, sen görüyorsun. Sen bayağı görüyorsun. Başakşehir, evet. Forma tanıtımında da seni ekranda görmüştük. Evet. Yüzlerce, binlerce maske var değil mi? Hani pandemi döneminde, hı-hı, ve hala da devam ediyor. Biz şimdi onları çok fazla görmüyoruz. Sen rekor üzerine rekor kırarak bir yandan da daha yakından bakıyorsun tabii suyun maalesef, altına. Maalesef. Yani maalesef daha iyi gözlemleme şansım oluyor. Hı. Hani bizim gördüğümüz atıklar çok küçük bir kısmı. %70'i suyun altında bu atıkların, hı-hı, en az. Dolayısıyla hani ben her gün balıklardan çok artık plastik görüyorum. İşte yaptığımız çalışmalardan bir tanesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile o pandemi sonrası maske, eldiven atıkları, hani ne durumda, bu maskeler nereye gidiyor falan diye bir dalış yaptık. Ve suyun altı gerçekten dezenfektan atığı, maske, eldiven, onlarla birçok böyle toplama çalışması falan yapmaya başladık. Dünyada da bu ses getirdi, çünkü bu sadece Türkiye'nin sorunu değil aslında. Buradan atılan bir çöp yarın kendini İtalya'da bulabiliyor, veya Antarktika'ya yaptığımız o bilim seferinde suyun altından örnek topluyordum ben. Bilim ekibine yardımcı oluyordum. Orada bile plastik atıklara rastlanıldı. Şimdi böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Yani bu, orada hiçbir insan yaşamıyor kıtada. Yani insanlar şey diyor, nerede kaldınız orada falan. Öyle bir şey yok. Bomboş bir kıta. Sadece biz gemide okyanusun ortasında bekledik. Antarktika'dan bahsediyorsun. Bir önceki aslında dalışın mıydı? Tüpsüz zannediyorum orada. Antarktika bilim seferiyle. Peki bir şeyin eksik gibi, ya paletsiz. Şimdi ben hiç tüplü bir rekor kırmıyorum. Neden acaba? Meğer sponsorsuz. Maddi imkanlar, evet, yok. Kız meğer o yüzden rekor kırıyormuş. Bir de paletsiz dalayım, bir de tüpsüz dalayım. Paletim yok, tüpüm yok. Yani evet, biraz da karışık görünüyor bazen. Hani neye daldı? Niye çünkü daldı? Mesela bu sezon çok uzun bir sezondu pandemi sonrası. Ve bir sürü Türkiye rekoru geldi dünya kupalarında. İşte 6 tane Türkiye rekoru kırdık. Şimdi orada da rekor
kırmış oluyorsunuz. Tabii. Dünya rekoru kırınca şimdi küçümsüyorlar. Sen geçen gün rekor kırmıştın zaten. O kadar alıştırdın hani, ki bizi çünkü. Başarıya değil mi? Evet. Başarıya da alışıyoruz biz yani. Evet. Hem başarının peşindeyiz. Aslında bu çevre konularına bütün dünya liderleri bir araya geliyor. Bu konuları evet. konuşuyor. Çünkü diyorsun ki Antarktika'da bir Allah'ın kulu yaşamıyor. Dalıyorsun yine plastik görüyorsun. Evet. Yani sonuçta aslında bu pandemi bize tam da onu göstermedi mi? Yani bir insanlar el ayak çekilince doğa nasıl kendine geldi, nasıl büyük şehirlerin ortasında böyle vahşi hayvanlar dolaşmaya başladı yani. Evet. Bir anda denizler kendine geldi, sular kendine geldi, hava kendine geldi. İnsanlarda bir uyanma yaratması gerekiyordu ama tam olarak en azından bizde yaratmadı. Genç nesil biraz daha bu konuda farkındalığı yüksek. Sen de genç nesile yakın bir isimsin. Dolayısıyla yaptığın bireysel ve bu işte doğru kurumlarla bir araya gelerek Birleşmiş Milletler gibi yaptığın farkındalık çalışmaları bana sorarsan rekorların kadar önemli. Çok değerli. Evet. Evet. Hani yine rekor kırdın diyorlar ama sen her rekorda diyorsun ki başka bir sosyal sorumluluk projesi. Dolayısıyla insanların rekorlarını da birbirlerinden ayırmasına da vesile oluyorsun ve dikkat çektiğin konular. Yani rekorunu öne evet. koymuyor. O sosyal yani aktivistler, sosyal koyuyor. Sivil toplum örgütleri bir yere kadar senin gibi daha fazla kitlelere ulaşan sporcuların böyle bir konuya değinmesi çok çok önemli. Zannediyorum Temmuz 2021'den itibaren Avrupa Birliği ilk kez enteresan yani hükümetleri de eleştirdik. Güzel bir karar almışlar. Tek kullanımlık plastiği yasaklıyorlar. Darısı kendi hükümetimizin de başına değil. Ben tabii. küçük bir araya girmek istiyorum. Bu yaptığın şey konusunda Şayka. Korkmuyor musun? Yoksa korkun seni engellemiyor mu? Hiç aslında hastalığından bahsettin. Evet. Onunla birlikte bir hayat yani belki o da bir parça insanı tereddütte bırakabilen bir durum olabilir. Ailen belki endişelenmişti. Ben işin korku kısmındayım. ne hissediyorsun korku konusunda? Yani bana da aslında en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ama şimdi herkes astımın var korkmuyor musun derken benim için tam tersi ben yıllarca nefes alamadım. Evden dışarıya çıkamadım. Suyun altında kendimi daha özgür hissediyorum. En azından evden çıkabildim, bir şeyler yapabildim diye başta başlayıp sonrasında bir anda ben nefes almamaya o kadar alışmışım ki herhalde suyun altında daha rahatım. Bir de gerçekten bildiğiniz bir habitatta yani biraz suyun altı ile ilgili bilgiye sahibim. Oradaki canlıların insana zarar verme amaçlı olmadığını biliyorum. İşte suyun kaldırma kuvvetinden, yani suyun altında karşılaşabileceğim risk faktörlerini biliyorum. Ama burada bilmiyorum. Mesela burada sokaktan çıkınca başıma ne gelecek bilmiyorum. Orada bu çok daha az. Hani yani, karşılaştırılamayacak deniz şekilde. Deniz kızı gibi bir durum yani. Yaşam alanı, evim orası. Evet, tam tersi olmalı. Ne diyor acaba ama diye dikkat ettim. Tam tersi olmalı tam normalde. Tersi. Orası daha güvenli ve güvenli evini kirletenlere de savaş açmış durumda. Orayı evi aynen. kabul etmiş. Doğal olarak çünkü daha kızgın. Daha kızgın. Halfeti de o sıfır atık demin senin dikkat çektiğin noktada Halfeti de çok inanılmaz bir dalış daha gerçekleştirdi. Yine Birleşmiş Milletler'le bir de bu küresel kalkınma hedefleriydi hani amaçları haline dönüştü. Artık bir hedef hani bu olsa ne güzel olur kategorisini geçtik. Olmak aynen. zorunda. Bütün dünya bunu bu şekilde uygulamak zorunda. Çünkü bir kişinin kurtulması yetmiyor. Herkesin toplu olarak bu işe özellikle çevre konularında el vermesi lazım. Halfeti'deki dalışında anlatır mısın? O da çok güzel bir dalıştı. Evet, o çok enteresan bir dalıştı. Tabii bir anda Suriyeli nüfusunun işte Şanlıurfa, Kilis gibi bölgelerde artması planlamaları da değiştirdi. Yani her şehrin belli bir kapasitesi var. Bir anda o kadar insan gelince altyapı bile bunda zorlanmaya başladı. Atık çok artmaya başladı. Atıklar hani yok edilemiyor, geri dönüşüme alınamıyor. Bununla ilgili en aslında dokunmamız gereken noktalardan birisiydi Şanlıurfa bölgesi. Çünkü bununla bir anda artan nüfusla hiç kimse baş edemiyor. Yani dünya aslında standart, normal, ilerleyen bir popülasyona yetebilecek kadar. Ama biz onu bir anda ihtiyaçlarımızdan çok böyle doyumsuzluklarımızla tüketmeye başladığımızda yetememeye başlıyor. Orada gözlemlenen de aslında benzer bir durum. Çok hızlı bir nüfus artışına karşı geri dönüşüme dikkat çekmek, sıfır atığa dikkat çekme gibi konuları Halfeti de daha çok dikkat altını çizebilmek için dalışla bunu biz suyun altından sessiz dünyadan sesimizi duyurmak istedik. Bir de bu genç neslin farkındalığı daha yüksek gerçekten hani ben de çocuğu olan bir insan olarak yani 12, 13, 14 yaşındaki çocukların bazı konulara farkındalığı koca koca insanların
çok ötesinde. Evet. Sen de bu konunun süper farkındasın. Bir de kitap yazdın. Evet. Ya yani onu da anlatsana. Çok güzel. Ben de var biliyorum ama senden evet var tabii. Çok sevindim. Benim zaten çocukluk hayalimdi aslında. Su altına bir şekilde, hani su altı canlıları her zaman bir yunusla karşılaşabilmek, bir balina ile yüzebilmek çok küçüklükten beri hayalim. Ama işin bu noktasına geldiğimizde evet benim de o yaşlarda kaderim değişmişti. Birincisi tabii su altını da tanıtıp sevdirebilmek, bu çok önemli. Çünkü bilmediğimiz bir yeri hani o zaman çöplüğümüz gibi görebiliyoruz. Ya da orada neler yaşandığını bilmiyorsak hani elimizdeki çöpün nereye ulaşacağını düşünmeden bazen bir kenara bırakabiliyoruz. Ve bir rüzgar onu alıp ya da yağmur suyu denize atabiliyor. Bunun yanında sıfır atığa dikkat çekebilmek için su altından verebileceğim güzel bir mesaj platformuydu. Çocuklarla bir araya gelmek. Eğlenceli bir hikaye vardı kafamda. Aslında biraz dramatik ama onu eğlenceli yolla anlatmaya çalıştım. Yani bu memeli deniz canlılarının yunuslar gibi kapatılıp gösteri havuzlarında aslında onların yaşam alanının özgürlük ve açık denizler olduğunu böyle küçük bir hikayeyle anlatmaya çalıştım. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla da biz buna neler eğlenceli olarak ekleriz diye işte tanıtıcı, oyun vari, interaktif çalışmalar ekleyip kitabın en sonunda da böyle bir minik sertifika hazırladık. Bu kitabı okuyan ve egzersizleri yapan çocuklar da birer sudaki yaşam savunucusu olma adayı oldular. Hala bak, nasıl açık kızı ve Delfi. Aynen senin söylediğin gibi. Parklar evet umarım yakın bir zamanda kapatılır. Yani evet. Kitabının bile böyle bir konuda olması çok çok değerli Şayka. Yeni nesil dedik evet ama biraz da sanki kurallarla yönlendirmek gerekmiyor mu? Yani kimse mesela evinde çöplerini ayırmıyor. Ben hani %100 ayıramasam da dikkat ediyorum cam ve plastik konusunda ve evimden çıktık yani arabayla taşımam gerekiyor onları ve yolda ve dörtlüleri yakıp durabileceğim bir yerde onları böyle teker teker işte koyu renkli cam vesaire. Ha, bir de azar işitiyorum mesela arkamdaki arabalardan çünkü yapabileceğim başka bir şey yok, oraya park edemiyorum da çok da görmüyorum her o şeye gittiğimde konteyneri hani benim dışımda o işlemi yapan insan da görmüyorum. Hani çok da buradan da hani oturup suçlamak da değil niyetim. Bir yerde sanki hükümetlerin de hani kuralları mı olmalı? Mesela bir çocuk da o poşetin, o içecek kutusunun nereye gittiğini bilmeli eğer işte atarsa denize. Yani gezegenimiz can çekişirken yetkililerin de kurallar koyması gerekmiyor mu Şayka? Ne dersin? Asıl iş aslında hükümette, yönetim veya işte iş büyük markalarda da büyük bir sorumluluk var. Çok haklısın ama bu böyle iki taraflı beslenebilecek bir şey. Şimdi bakarsak kurallar böyle. İşte apartmanlara geri dönüşüm kutuları konulmaya başlanıldı vesaire. Ama bizim de buna bir şekilde yardımcı olmamız gerekiyor. Yani senin yaptığın gibi bunun da hükümetler tarafından daha ulaştırılabilir, ulaşılabilir kılınması gerekiyor belki. Çünkü herkes çöpünü alıp bir yere taşımak büyük sorumluluk. Sadece kapısının önüne veya kendi bölgesindeki en yakın yere bırakıyor. Bunların iki taraftan da beslenilmesi, yani ayrıştırmanın zor bir iş olmaması hükümet tarafından, bizler tarafından da bunun böyle külfet değil de doğaya, kendimize aslında bu dönüp dolaşıp bizim tabağımıza gelen bir şey plastik atıklar. Hani o plastiği atıyoruz sanmayın ki o sadece denizde öyle kötü görünüyor. O mikroplastikleri ayrışıyor. Oradan havaya karışıyor, suya karışıyor, balıklara karışıyor ve biz onu tüketiyoruz. Tabii haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tüketiyormuşuz. Yani sen oturup plastik yiyemiyorsun ama içtiğin sudan, soluduğun havadan bu bizlere geliyor. Bunu bilerek en azından hareket edersek iki tarafın da birbirini desteklemesini ben doğru buluyorum. Umarım bu belki de daha büyük yaptırımlar lazım. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi cezaların belki gelmesi lazım. Hani çöpüne organik çöple, yiyecek atıklarıyla cam şişeyi attığında tabii büyük cezalar yediğin ülkeler var. Tabii. Belki bunun gelmesi cam lazım. Cam şişeyi hatta yıkayıp atmadığında bile ceza yediğin ülkeler var. Evet. Hani onu ve biliyorsun mesela ayırıyorsun işte çarşambaları camları topluyor belediye, işte perşembeleri kağıtları topluyor, cumaları plastikleri topluyor. O çöpü başka gün çıkardığında da ceza yiyorsun. Kesinlikle. Şimdi buna başlayan belediyeler oldu. Gerçekten mesela benim bildiğim Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, belki başka belediyeler. Ben o bölgede oturduğum için kendi belediyemi biliyorum. İşte belli günlerde muhtarlığın önüne götürebiliyorsun her türlü ayrıştırılmış çöpünü alıyorlar. Ya da dediğim gibi belli günlerde çıkardığında çöp kamyonları onu topluyor. Hatta bir böyle kart verdiler.
Oraya puan biriktiriyorsun, o puanı kullanabiliyorsun, işte kitap alabiliyorsun vesaire ya da bir çocuğun eğitimi için bağışlayabiliyorsun. Aslında evet, yavaş da olsa küçük küçük bir şeyler başladı ama en önemli şey farkındalık. Bu farkındalık da bazen senin bir videonda gördüğüm gibi insanlara örnek olarak bile oluyor. Mesela plaja gitmişsin, eldivenlerini takmışsın, koca bir mavi çöp torbasının içine çöp topluyor. Bu evet, şimdi ilk önce buna bakan 3 kişi, sen de bunu yapmaya başladığında bakanların bir kısmı deli diyecek, bir kısmı kalkacak yardım edecek. Yani bir yandan da bu hareketin evet, bir bulaşıcı tarafı da var. O yüzden aynen, çok öyle, göz önüne getirip böyle rol en modeller. En radikal şey bizim ülkemizde herhalde bu market poşetlerin, plastik poşetlerin tabii, ücretli olması evet, oldu. Tabii. %80 oranında azaltmış tabii, tabii atığı. Küçücük ama bir şey yani aslında bu gerçekten. Evet. Hatta ne bileyim kendi bireysel olarak da her sabah diyelim bir aldığın kahveyi elinde bardağını götürüp onun içine koydurduğun zaman hem daha uzun süre sıcak kalır o kahve hem de en azından bireysel bazda hiç küçümsemeye gerek yok. Yani bunlar alt alta eklenince bayağı bir şey yapıyor. Yani her gün kahve içtiğimizi düşünürsen. Kesinlikle. Termosumuz olmalı vesaire. O minicik bizim gözümüzde aman ben yapsam ne olacak dediğimiz hareketler hani milyonlara milyarlara vurulduğunda tüm dünyada o kadar büyük değişimler yaratıyor ki işte mesela her yıl bir saat boyunca mesela elektriği kapattığımız biliyorsunuz dünya böyle doğa koruma adına anlar oluyor. Onun bile dünyadaki elektrik ve enerji tasarrufu inanılmaz. Yani bizde başlıyor. Hem örnek olabiliriz hem değişime katkı sağlayabiliriz. Biz yapınca bu bir alışkanlık haline de geliyor. Yani bir günlük evet belki ama daha sonra sizin dediğiniz gibi işte kahvemi öyle taşıyınca bakıyorum başka insanlar bunu yapmıyorsa, pipet kullanıyorsa bir noktada bu seni rahatsız edip ona da ya acaba böyle kullansan daha iyi olmaz mı getiriyor ve bu zincir halinde evet, büyümeye başlıyor. Yani bu arada Şayka'nın sporculuğunun gerçekten bu taraf önüne geçtiğini bizim programda canlı evet, kanıtı ay, o oldu. O kadar iyi kalpli ki o yani kadar hani kalbini konuşuyoruz yani, şu anda gerçekten. Kesinlikle. Bir de 29 Ekim'de spordan de ziyade o tarafın yani sen sporu bırakınca acaba ne yapacaksın diye bir soru sormaya hiç gerek yok. Yani Çevre Bakanlığı'na kadar gidecek bir profil görüyorum ben gerçekten burada. Her türlü rol aldı. Mesela 10 yılda birçok sporcu sektör değiştiriyor ya da işte evet, emekli evet, oluyor vesaire. Sen sanki yeni başlamış gibi rekoruna devam ediyorsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir dalışın da vardı. Hemen onu da merak ediyorum, sormak hı-hı, istiyorum. Bu son kırdığımız rekor tabii 2 senelik bir pandemi süreci var. Ben o sürede istediğim gibi antrenman yapamadım. Hatta Covid'e yakalandığım için acaba spora devam edebilecek miyim korkusu da geldi. İlk antrenmanım çünkü berbat geçti. Yani 30 metreye dalıp akciğerlerim patlayacak gibi hissettim. O kadar kötüydü. Ama kısa süre sonra birkaç antrenman sonra bir anda o kadar uzun süre spordan uzak kalmama rağmen çok hızlı bir gelişme oldu. O da beni motive etti. İşte bir sürü dünya kupasına katıldık falan ve en son dünya rekorunu kırabileceğimi hissettiğim an başvurularımızı yaptık. 29 Ekim günü. Paletsiz 100 metreye tek nefeste bir dalış gerçekleştirdik. Tabii sosyal yani benim çevre konuları zaten hani rekorla eşdeğer ben de tutuyorum onları. Ama bir yandan da tabii ülkemizin adına uluslararası platformda en iyi şekilde duyurmak için bizler için çok önemli olan 29 Ekim'e işte Mehmetçi'ye bunu ithafen yapmak istedim. Hani o benim için çok çok kıymetli tabii ülkemiz için bir şey yapıyor olabilmek, kesinlikle, yapabilmek, başarabilmek çok çok önemli. Hem sporuna dikkat çekiyorsun hem sosyal sorumluluk mesajına hem bu bir mesaj daha ekliyorsun. Yani o kadar 360 düşünüyorsun ki aslında Şayka bir de beslenme uzmanı ama o konuyu soramadık bile yani. Evet öyleymiş. Ben de hiç dikkat etmemiştim çünkü hani sen hiç yaptın mı diyetisyen yani, mi proje diyorsun? Bazlı diyetisyenim. Proje bazlı çalışmalarım oluyor. O kimliğimi de kullanmaya çalışıyorum şu aslında an, ama tabii hani herkes kimlik dalışla tanıyor beni. Yani elim aslında ben üretmeyi çok seviyorum. Bir şeyler yapabiliyorsam, bir şeyleri değiştirebiliyorsam bu benim için çok kıymetli. Her şeyin temelinde daha iyi bir ben ve daha iyi bir insan olabilmek var aslında. Öyle diyebilirim. Çok şahane, teşekkürler Şayka. Deniz kızı gibisin. Çok iyi kalplisin. Çok iyi işler yapıyorsun. İnanamıyoruz sana her seferinde. Yine ne rekoru diye izliyoruz haberlerini. Seni devamı gelecek. İlgiyle takip edeceğiz. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.